Efendim, ana haberin başında hani dedik ya, birazdan bir haberimiz vardı. İşte tam da o haberdeyiz şu anda. Ankara'nın çöpünü evine istifleyen yaşlı kadın koca mahalleyi canından bezdirdi artık. Ankara Çankaya'daki evine ne bulduysa dolduran kadının komşuları isyanın eşiğine geldi haklı olarak. Şimdi şikayet üzerine adrese giden ekiplerin tam iki koca kamyon çöp çıkardı. O çöp eve arkadaşımız Barış Yalınkılıç da girdi. Ankara'nın en pis evini efendim kameraman Umut Yasin Kurter görüntüledi. Gelin izleyelim. Şoför, şuna bak, burada ceza bilene böyle ev yok ya. Valla ne ararsanız var. Ya şikayet ederim sizi. Mahalleli isyan etti. Çöp ev kabusu herkesi canından bezdirdi. 3 seneden beri bununla uğraşıyorum. Çankaya Fidanlık Mahallesi'ndeki bu çöp ev daha önce tam 7 kez temizlendi, ancak evde yaşayan 74 yaşındaki Hacer Söğüt Delen çöp istiflemekten vazgeçmedi. Evin son halini Beyaz Haber görüntüledi. Evin salonuna girdiğimizde ise içeride bizi pek çok koli, duşa kabin parçaları ve pet şişeler karşıladı. İçeride birkaç saniye bile kalabilmek mümkün değildi ama bu kadın bu evde 3 yıldır yaşıyor. Üstelik Ankara'nın en pahalı semtlerinden birinde, çöp yığınlarının içinde. Neler, tam var. Nasıl, rahat mısınız burada? Evet, rahatım. Efendim, sinekleri görüyor musunuz? Umut, sinekleri gösterebilir miyiz? İçeride çok fazla sinek yok mu sizce de? Yok, o sinekler öyle bir oluyor bazen. Her zaman olmuyor yani. Evin her köşesinden başka bir şey çıkıyor. Az önce içeriden 3 kedi fırladı. Bunun dışında içerideki koku çalışanların başına döndürecek seviyede. Şimdi benim adamlarım gelecek, bana hastaneye alacak. Sizin adamlarınız mı var? Ya tabii, ekibim var. Hacer teyzenin en büyük düşmanı, daha önce kendisini defalarca ihbar eden apartman yöneticisi. Ona olan öfkesini yazılara bile döktü, penceresine astı. Bir gün iyi yazıyor, bir gün kötü yazıyor. Hacer Söğüt Delen, mahallenin muhtarı Cevriye Kaya'ya da böyle isyan etti. Nasılsın? Cehennem gibi. Aldırım aldırım geliyor bunlara. Ben gelmedim, ben aldırmadım. Kim aldırdı? Vallahi yine şikayet olmuş. Ne şikayet olmuş? Koku geliyordu. O şikayetler artınca ekipler bir kez daha evi temizlemek için işe koyuldu, ancak bu o kadar kolay olmadı. Çünkü evden kilolarca çöpün yanında yaklaşık 60 da kedi çıktı. Yani burada Çankaya Belediyesi 7 kere temizlendi. Önce bir kedi koşarak dışarı çıktı, onu gördüm ben. Evet evet, daha önceden de 50-60 tane kedi besliyormuş hanımefendi. 3-4 tane de ölü kedi çıktı, ortama bakarsanız zaten. Evin her yerinde haşereler sarmış durumda. Banyoda yerde kedi pislikleri varken banyonun hemen yanındaki bu odada da kendisi yaşıyor. İçeride yine bir kedi. Evet. Kedinin korku dolu anları. Demiş, tamam, tam demeli buradayız. Yarısına geldik mi? 3'te 1'i. Niye geldin? Seni görmeye geldim. İyi, hoş geldin. Hoş buldum. Ha. İyi misin? İyiyim. Dışarı çıkıp gel. Gel bir sarılak sana. Ekipler saatlerce uğraştı. Günün sonunda çöplüğe dönen ev temizlendi. Herkes rahat bir nefes aldı. Ankara'nın çöpünü evine dolduran Hacer teyze komşularını canından bezdirdi. Eve giren belediye ekipleri evden tam 2 kamyon çöp çıkarttı.